Derken Merve Özbey bir aile trajedisinin içine düşer. Aşkım Kapışmak tarafından programa davet edilen Merve Özbey, gelin kaynana arasında kalır. Üstelik kaynana rolündeki oyuncumuz oldukça agresif ve sorunlu bir kişiliğe sahiptir. Şakamız Merve Özbey'e bugün. Yakın arkadaş olmanıza güveniyoruz. Sevgili Aşkım Kapışmak. Programımızın ismi de çok yaratıcı. Aşkımla Kapışmak programı yapıyormuş meğer aşkım. Ve bu YouTube kanalına yaptığı bu programa konuk olarak Merve'yi çağırıyor. Her programda farklı konukların olacak. Bugünkü konuklarını tanıyalım. Ceyda. Ben mağdur bir gelinim. Evet. Ve eşimden ve kayınvalidemden yakınıyorum. Çok büyük şiddet görüyorum. Duygusal şiddet size başvuruyorum. Ve kayınvalideyim. Dünya insanı. Dünya tatlısı. Herkesin bağrına basacağı bir kayınvalide olarak Elçin geliyor. Bir şey diyemiyorum sana. Sürprizlere açığız. Yani içerisi, reji odası bayağı kalabalık olacak eminim. Çünkü hareketli bir senaryo bizi bekliyor. Rasim. Ben ana kuzusu. Artık birazcık da bu tip işleri akışına bırakmak kesinlikle lazım. Biz de sizin verdiğiniz açmazlarla aklımıza yeni bir şey gelirse reji odasından size vereceğiz. Tamam. Tatlı kızımızı çok ürkütmeyin. Tamam. Hadi finalde eğleniriz umarım. Teşekkürler, görüşürüz. İçerideyim. Yani şaka dedemiz Merve Özbey geldi arkadaşlar. Başlıyoruz. Canım. Nasılsın? Ne güzel olmuş. Sağ olasın. Güzel değil mi? Programda da çok. Aşkımla Kapışmak. Gerçekten çok yaratıcı. Tekrardan açılış yaparak davet et Merve'yi aşkım. Ben seni oradan davet edeceğim. Ha tamam okey. Açılış yapıp hemen alacağım seni tamam mı? Koşuyorum. Evet başlayalım aşkım. Ben hazırım. Hazır. Aşkıma böyle aşkım diye hitap edeceğim. Demet Akbağ kime aşkım dedi? Az sonra. Evet neyse başlayalım hadi. Evet herkese merhaba. Yine bir YouTube programında siz formatı değiştirin dediniz. Biz de değiştirdik. Ve güzel bir isim bulduk. Aşkımla Kapışmak. İlişkinin olduğu her yerde bir kapışma yok mu zaten? Bu haftanın müthiş de bir konuğu var. Sesini, soluğunu, kendisini çok sevdiğimiz. Ne dersiniz çağıralım mı? O zaman gelsin bakalım Merve Özbey. Gel Merve. Geldim. Hoş geldin. Nasılsın? Mor koltuğu alalım Merve'yi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Gel şöyle mor koltuk senin. Evet Merve. Koşturuyorsun sürekli. Koşturuyorum. Bir de kadrolu aşkımın YouTube kanalına konuluyum. Hem bir ünlüsün hem bir sanatçısın. Senin gözünden hayat nasıl? Sanatçı biraz şey oluyor. Bana ne ağır oluyor, geliyor. Yani, öyle deme müzisyen diyeyim. Müzisyen diyelim o zaman. Evet, nasıl istersen. Aynen. Böyle bir çiftleri çağıracağız. Oradan. Rasim, Elçin ve Ceyda hazır mıyız? Evet. O zaman biz Rasim Bey'i, eşini, Ceyda Hanım'ı ve Elçin Hanım'ı bir çağıralım, stüdyoya alalım. Geldiler kızlar zaten. Alalım mı size hemen? Hoş geldiniz. Ceyda Hanım'dı. Evet, evet. Merhaba aşkım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba, Merve. Hoş geldiniz. Ceyda, ben de Ceyda. Merhabalar, Rasim ben. Merhabalar, Merve. Çok memnun oldum. Merhabalar, hoş geldiniz. Tabii. Teşekkürler efendim. Sizler nasılsınız? Elçin Hanım, nasılsınız? Teşekkür. Sizi şöyle alayım mı? Biraz karşımda tamam. Göreyim sizi. Evet. Problem ne? Çok merak ediyorum. En sevdiğim. Türk kahvesi yok mu diye bir öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Evet, evet. Yani şey... Evet, aldınız mı hanımefendi? Hayır, bir kere şey, anne otoriter bir kadın. Evet, anne biraz durgun ve mutsuz galiba anne. Valla tek başıma büyütüyorum yıllardır çocuğumu. Kolay bir şey değil. Allah yani. Yardımcınız olsun. Benim annem de öyleydi. Tek başına büyüttü. O yüzden siz çok iyi anlıyorsunuz. Yani... Hepimizin annesi aslında öyle. Evet, evet. Babası bizi terk ettiğinde Rasim daha 6 yaşındaydı.
6 yaşındaydı babası bizi terk ettiğinde. 6 yaşından beri ben hem anne hem baba oldum. Kaç çocuğunuz var? 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Yani şey de merak ediyorum açıkçası. Yani hani böyle bir formata geliyor olmanız da önemli. Yani ne getirdi sizi buraya? Eşim. Annenize sordum ama. Elçin, Rasim araya girdiği için ona bir kötü kötü bak. Öyle otoriter bir anne rolündesin zaten. Bozmayaydın iyiydi. Uygulamaya çalıştım ama yani eyleme döktükten... Siz kaç yaşındasınız? 29 yaşındasınız. Şu an 29 hanımefendiyle, hanımefendiyle konuşuyorum. Aha. Şiddet gördünüz mü? Yani duygusal şiddet gördüm. Şey de duygusal şiddet nedir Allah aşkına diye sor Elçin. Anlamıyorsun sen bu durumu. Anlamı duygusal şiddet ne demek affedersin? Ben duygusal şiddeti yani bu şimdi duygusal şiddet. Ben duygusal kısmını atıp direkt şiddet olduğum zaman benim sinirim bozuluyor. Ne sizin demek için yani? Nedir şiddet? Şiddetin adı var mıdır sizce? Değil el mi? Ya da değil fark eder değil mi? Değil mi? Onu söylüyorum ben de. Şiddet, yani, şiddet şiddettir yani. Duygusal en azından, şiddet nedir yani? Yani dili şiddeti o kadar kötü. Ya bir şey söyleyeceğim çok... Gerginsiniz galiba ama ben de bu şiddet konularında biraz fazla gerildiğim için ne olur benim kusuruma bakmayın. Gerginlik değil ama şimdi... Yani mesela... Sizin iki erkek çocuğunuz mu var? Evet. O yüzden bir kız çocuğunu anlamıyor olabilirsiniz. Siz de bir kızsınız. Evet. Ama ne olursa olsun siz annesinin babasının evinde... Ben zaten bu evliliği hiç istemedim de Elçin. Evet. Yani şiddetin eli de yok, dili de yok. Ama zaten yapmayın. Ben bu evliliği hiçbir zaman rıza göstermedim. Nasıl? Ben hiçbir zaman rıza göstermedim. Ceydan yani rıza başından beri mi öyleydi? Evet. Hayır, başından beri öyle değildi. Ben çok özür dilerim. Baştan bana bir anlatır mısınız sizin Elçin Hanım'la probleminiz nedir? Başta anlaşıyorduk. Evet başta anlaşıyorduk sorun oldu ama yani. Ama işte bunu biraz da kendine sormalısın Ceyda'cığım yani. Ya kendime sordum ama yani hiç benim yanımda olmadınız ya. Doğumumda yoktu benim eşim yanımda. Merve Hanım. Maçtaydın Rasim maçtaydın hem de yurt dışında. Neredeydiniz doğumda? Ya ben çok futbola aşığı bir insanım. Yurt dışında bir maç vardı. Oraya gitmiştim. Ya şöyle, böyle bir şey kabul zaman, edilebilir mi? Bir dakika ne zaman ağlamaz mısınız? Ben futbol fanatiyim biliyor beni tanıyor kendini. Ceyda sen şimdi yavaş yavaş ağlamaya başla. Çok fazla değil ama böyle sessiz sessiz. Sonra aşkıma dönden kötüyüm biraz acaba yayından çıkabilir miyiz diye sor. Az çok insandan da anlayabileceğimi düşünüyorum. Yani ne yapmış olabilir ki bu kadar nefretle bir kız çocuğuna bakabiliyorsunuz? Torununuzun annesi. Niye ağlıyorsun tatlım? Evet neden ağlıyorsun? Ama bakın niye değil soru. Soru niye değil? Kadını evde titriyor. Ben bir izin isteyebilirim. Tabii. Bir keselim arkadaşlar ben gelin. Of. Ay ben de geleceğim. Oturun hayır lütfen lütfen. Yani. Yok oturun. Ama oturun günah. Oturun lütfen. Tamamdır program kayıttan çıktı arkadaşlar. Biraz daha rahat konuşmaya başlayayım burada. Hayır yani ben anlamıyorum. Şu anda bir şey söyleyebilir miyim? Benim üstüme geliyorsun. Hayır sizin üstünüze gelmiyorum. Lütfen öyle algılamayın. Ama şu anda... Ben bir erkek olarak sizden beklerim ki... ...annenin ve eşinizin arasında köprü olacak insan sizsiniz. İki kişi evlenmiyor aslında bakarsanız. Yanlış mı düşünüyorsunuz? Elçin kayıtta değiliz ya. Yürü burada rahat ol. Hayatım bak bu kız sabah kalkar kahvaltısını hazırlar, yemeğini yapar, bulaşığını yıkar, ırtını yapar, pırtını... Hayır öyle bir şey değil o. Kedinin süpürgeyi de bağlı o evi süpürür kedin. Kadınlık böyle bir şey değil. Ne alakası var ama öyle değil, demeyin. Değil. Peki bir şey yani. Söyleyeceğim. Bunları da... Bu şimdi girmeyelim bunları... kayıta arkadaşlar. Evet ya iki saniye sakinleşsin. Evet biraz rahat konuşalım. Kayıta ben çok kayıta değil şu an evet. Diyor ki kedinin şey... Süpürge de bağlasan diyor. Öyle devam yapıyorum. Edecek diyor. Sadece bu değil ilişki. Tabii ki tamam, değil. Okay. Yani buyurun, benim kocam beni aldattı gitti. Rasim de beni aldattı de Ceyda. Sanki oğlunuz beni aldatmadı affedersiniz. Bunu mu istiyorsun yani? Bir dakika. Gözünde gördün mü Ceyda? Mesajlarını yakaladın. Ceyda gözünde gördün mü bunu Ceyda? Aşkım benim mesajlarını yakaladım ya. Kalkıp bana savunuyor kendi oğlunu ya. Bunu biliyor musunuz siz? Sadece arkadaşım aldatma yok der Rasim. Hayır arkadaşım bir da oluyor. Bir saniye anne olarak biliyor musunuz? Biliyorum. Nasıl orada bunu kabul ediyorsunuz? Aşkım bilmem. Herkes birbirine aşkım diyor burada. Hanımefendi. Onun için söylüyorum. Ev temizlemekle süpürmekle olmaz o işler. Dün gece bana bıraktığın not için çok teşekkür ederim diye kadın mesaj atmış. Ay bana titreme geldi. Bunu gördün mü? Hayır, bütün kadınlar da bunun peşinde koşuyor sanki. Gerçi koşarlar ayrı mevzuda yani. Hanımefendi biraz uslubunuza dikkat edin ya. Olmaz ama bakın yani. Bakın ama şöyle bir gel. Yani bir anneye yakışacak şekilde konuşmuyorsunuz. Aldatmayı bile ben kabul ediyorum aldatmayı. Nasıl kabul ediyorsunuz aldatmayı ya? Bak kendi aldatılmış kadınlar oğullarının da aldatmasına izin verirler genelde. Ama niye? Böyle bir şey olamaz ki. Çünkü bilinç dışında sizin kadın aşağılarda neden bilinç dışında. Neden olmaz biliyor musun? İntikamı gelinden alıyorsun farkında mısınız? Olmaz. Merve'ye sor Erçin. O aldatılmış mı?
Hayır olmaz çünkü siz neden? Hiç aldatıldınız mı peki? Valla ben aldatıldığıma hiç şahit olamadım. Sadece bildiğim tek şey şu. Eğer aldatılmayı yaşamış bir kadın iseniz, kim olursa olsun, bir kadının aldatılmayı yaşamasına müsaade etmemeniz lazım. Sen şahit oldun mu? Mesajları ne kaldım sana gösterdim. Kızım gözümle şahit oldu mu benim sinirimi bozma. Gözümle şahit gördün mü tekrar gözümle? Bakın mesajlaşma olmuş. Beni peki siz niye gibi aldatıyorsunuz? Ben aldatmadım. Nasıl aldatmadım? Mesajlaşmışsınız beyefendi. Mesajlarını yakaladım sana okuttum. Hayır. Olmuş olabilir peki, dedim bana. Şimdi niye yalan söylüyorsun? Duygusal mı cinsel mi bu aldatma? Neler söylüyorsunuz? Ne fark eder hayır, ki? Ben... Hayır, çünkü annesi oluyor. Tribünden arkadaşım da rahatsız. Ya benim arkadaşlarım, sen biliyorsun işte. Arkadaşların mı? Lütfen, sabah gece Ceylan bana bıraktığın not için teşekkür ederim. Hayır, Ayol herkes birbirine sevgili diyor. Bak hala çocuk... Tezahürat yaptım. Ya gerçek. Bir şey söyleyeceğim. Ay, sinirim beraber yaşıyorum. O yüzden ben yaşamışım. Ay, tribünden. Bir saniye. Ya benim de... Kesebilir miyiz? Bir şey soracağım, siz ciddi misiniz ya? Tribünden ne demek? Biz maç izliyoruz, sonradan birbirimize mesaj atıyoruz. Ya kim inanır bunu? Maç izlediğin adamla mesajlaşıyor musun? Kadınla. Adam değil, kadınla. Yani futbol seven kadınlar da vardı Rasim. İlla erkek mi olmak zorunda fanatikler? Abla sen hemen pırpırtı pırpır topluyorsun. Hayır, gidiyorsun. Olamaz mı yani, futbol, gidersin. Bir dakika, futbol ayol, delisi herkes... kadınlar da var. Aynen. Tamam, bir şey soracağım. Ben arkadaşlarım var benim bir sürü iş yerimden. Ya buna haklısınız, kabul ediyorum da yani... yani... Çok genelliyorsunuz abi bu konuyu. Bu ben de geriliyorum yani burada şu an, çok gerginim yani. Bir şey tamam, bir şey soracağım. Kayıda geçelim, ben Rıfat Bey miydim? Rasim. Ben Rasim Bey'i de dinlemek istiyorum. Ben anneyi anladım galiba, Ceyda Hanım'ı da anladım. Elçi, şimdi kayda gireceğiz. Girmeden önce sen bir delir bence. Sonra kayda girilince de birdenbire kameralar kayıttayken 180 derece dön. Birden asil bir kadına dönüş. Peki neyi dinlemek istiyorsun yani? Sizce siz buraya neden geldiniz? Neden şu anda? Benim sinirimi bozmayın. Gerçekten ben... neden? Çünkü bu kız anne, almış bunu buraya getirmiş. Anne. Size yazmış yani. Anne. Çekime girip biraz kayda gireceğiz. Girdik biraz mi kayda? Gireceğiz. Bir saniye daha girmedik. Girmedik daha. Anneciğim. Daha girmedik kayda. Kayda girmeden şunun içine bir şey alabilir miyim de Elçin? Önce bir hemfikir olalım. Şunun içine bir şey alabilirim. Bir şey var mı enerji? Daha sert bir şey. Su değil, affedersiniz. Daha sert bir şey alabilir miyim? Sert bir şey ne? Nasıl yani? Sert bir şey. Kola var en fazla. Şey, sert kahve falan mı? Sakin ol. Elçin Hanım, alkol içemezsiniz. Hani ben buradasın. Kullanmıyorum alkol şu an. Anne, kimse alkol almıyor şu an. Anne. Alkol. Lütfen ya, rica ediyorum tek ya. Tek ama yok mu? Ne bu, su mu? Kola. Kola mı? Tamam deyip kes konuşmayı aşkım. Tamam de, kayda giriyoruz artık de. Bir saniye tamam, şikayet. Kayda giriyoruz. Kayda arkadaşlar tamam, vakit de yok. Bilmiyoruz ki. Hazırız. Yani. Evet, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama Ceyda Hanım böyle bir su içme aralığı verdik, dinlendi. Elçin, Merve'yi çok beğenmeye başla, sanki gelin adayıymış gibi. Ceyda, sen de bu durumu kıskanacaksın yalnız. Yürüyün, hayatınızda daha düzgün ve daha doğru devam edin. Seni gerçekten öpeceğim. Bak, ama bak, beni öpmeyin hanımefendiye kaç, düzgün davranın. Aynı yaşlardasınız birlikte, bak kızım. Örnek al de bak, örnek al. Bak örnek o al. Ay, bak iyice, ahlak, Allah. Edep, terbiye kökten gelir. Sonradan olmaz. Ne diyor ya? Kökten gelir, anladın mı? Hanımefendi. Bu çocuk susuyorsa bakın, benden aldığı terbiyeden dolayı. Hanımefendi bir saniye. Benim sinirimi bozma Ceyda. Bir saniye hanımefendi, bir şey bak Merve Hanım'ı öveceğim diye gelimi bakın, döndürüz. Bakın ben diyorum ki. O çok düzgün bir kız. Hayır, Allah bakın, onu nazardan. Var mı sevgiliniz? Var ama bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Maşallah. Ben bu şiddetin içinde değilim dedim size. Merve Hanım'ı beğendiniz. Öyle bir gelin olsun ister misiniz? İsterim, ne güzel konuş. Akşam bakın, konserde. Peki ben sizin gibi bir kayınvalidem olsun ister miyim acaba? İstersin, sen bayılırsın bana. Sen benimle otur iki dakika sohbet et, sen bana bayılırsın. Şu andaki gördüğün form başka. Bakın onun adına düşünün. Ayşegül nerede, bu kız nerede dedim ben sana dedim. Hayatım buna gerçekten. Ayşegül nerede, bu nerede? Al, al daha konuşamıyorum ben. Ayşegül nerede, bu nerede? Al, al daha konuşamıyorum. Anne tamam ya, gerçekten yeter ama yani ya. Evde de böyle mi? Hep böyle. Siz bunları çözemezsiniz. O da öyle. Bir şey söyleyeceğim. Evde de böyle mi? Bu hep böyle. Bu hep böyle mi? Hep susar mı? Susacak tabii, akıllı. Ne demek susacak? Saygılı çocuk, saygılı, saygılı. Ne beni kızdırıyor? Peki susmanın saygı adı gösterdim. Saygı mı? Saygı. Yani ama susmak bakın, saygı. Öyle mi? Elçin sen şimdi bir anda kalk ve Merve ile aşkımın arasına otur.
Yani Ceyda'nın yanında oturmak istemiyorsun artık. Bitsiz ben... tövbe estağfurullah. Ben bıktım senin suratından. Hayır oraya geleceğim. Bir saniye. Korkuttun kızı Elçin. Bir keselim yayını bir saniye. Ay ödüm koptu. Yok ya, hayatım ne münasebe. Siz bir saatte ben... o kadar şiddetli. Ben bir karıncayı ezmem. Yürüyen ters dönmüş ama hamam böceğini ters çevirir yürütürüm ben. Merve'ye çok iyi davran Elçin şimdi. Neden ağlıyorsun ben ki? Onun yanında oturdum. Neden ağlıyorsun? Sokun benle neden konuşma ağlıyorsun? Artık senle. Neden ağlıyorsun? Ben artık hiçbir şey yapacağız. Su verin. Bir yayını keselim arada konuşu yaparız. Bir koltuğu alabiliriz. Ama bir karınca ezmem. Saçlarının rengi çok güzelmiş. Bayıldım saçının rengine gerçekten. Bayıldım ya. Bir saattir kadın ben karıncayı ezmem diyorsunuz. Alalım kadını öyle. Mahvettiniz. Canım işte genç bir kadın böyle olur de. Görüyor musun? Erçin Hanım ne bakın kadar Merve Hanım'ı. Bak nevsim nevsim, nevsim değilmiş. Hanım. Hanımefendi benim kıyafetim değil ki problem. Karşınızda ana baba evladı gencecik pırıl pırıl gık demeyen problemi olduğunu sizle anlatmaya çalışan bir kadın var. Yapma. Ya Allah aşkına sesini çıkar be kardeşim. Durmuş gibi ya. Yemin ederim. Ne ama ne? Ne ama ne? Yanında enerji. Ne ama ne? Rasim Merve bile nefret etti senden. Bir saniye. Bak Elçin Hanım senin yüzünüzden konuşmuyor. Bakın ben demiyorum Merve ki. Merve Hanım'ı beğenebilirsiniz bir saniye. Bayıldım. Överken niye çiçek gibi geliniz var hanımefendi. Ama siz çok yani çok kırıcı konuşuyorsunuz. Neden kırıcı? Elçin şimdi elini masaya vur ve fırla ayağa. De ki ya ben ya o. Kimse zaten benim tarafımda değil. Neden kırıcı konuşuyorum? Bir saattir hanımın ağlıyor. Anladım ben. Hayır bir dakika. Ben geçmişi söylüyorum arkadaşlar. Hayır. Bak lütfen kesmeyin. Çok rica ederim. Anne otur şuraya ya. Hayır. Hiçbir şey de kesmeyin. Yani. Çok rica ederim. Ya ben ya o. Kimse benim tarafımda değil. Bak bu net. Bak Rasim bunu ya çözersin ya çizersin. Anne bunu burada mı tartışın? Bak burada konuş. Ya burada mı konuşalım ya? Elçin çok sinirlen koltuğun üstüne çık. Siz başka bir cümle biliyor musunuz acaba burada mı konuşalımın dışında? Niye burada? Ya benim sinirime bozma! Ya benim sinirime bozma! Bak vallahi billahi senin... Elçin Hanım bir saniye. Tamam sakin Elçin Hanım. Ne olur çok korkuyorum ben. Anneciğim lütfen diyorum bak rica ediyorum. Ne olur ben çok tedirgin oluyorum. Ya hatırım için sakin ol. Hala hatırım için diyorsun reddetme. Anneciğim neden böyle bir şey yapıyorsun? Bir su içmek ister misiniz Elçin Hanım? Gelirken bana söz vermedin mi anneciğim sakin olacağım demedin mi? Bana söz vermedin mi gelirken? Sakin olacağım demedin mi ya? Evlere böyle. Korkuyorum. Evde de işte hep böyle. Hayır bir sürü insanların yanında nasıl davranıyorsunuz bize ya? Bana ne onlardan? Hepsi benim çocuğum yaşında onların. Bana ne onlardan? Ya aslında şimdi rahatlardı hiç böyle bağırmazdın ama. Sen bunlardan mı güç alıyorsun de Elçin? Sen de güç mü aldın buradan? Tamam ne olur. Bizi sakin. Buralara kadar düşürdün. Ailemizi. Sen benim soyadımı böyle yapamazsın. Olur mu? Buralarda... Ya kesin kardeş kesin. Kestik zaten yayın dediniz. Bu şekilde veremem ki ben yayını zaten. Bir sakin olun. İçmeyin şunu. Su. Ne içiyorsunuz? Su. Hayır. Su içmiyor başka bir şey içiyor yani ya. Yani biz bunu başka bir yerde tartışsaydık annem böyle yükselmeyecekti. O şu anda burada... Hiç de alakası yok. Evde de böyle... Sen... Sus terbiyesiz diye hep Ceyda'nın sözünü kes. Sen yok. Yapma Ceyda. Ceyda yapma. Ceyda yapma. Edepsiz. Bak hep böyle işte Allah evde de. Sen yok. Konuşturma bana. Bakın ben çok korkuyorum. Ne olur yapmayın. Ceyda. Bu kız buradan gidecek diye bağırıp sandalyeye çık. Kim? Anneniz. İçiyor tabii. Kim o kız buradan gidecek? Bir saniye. Arkadaşlar bir baksanıza duruyorsunuz. Anneciğim lütfen. Ama siz de anneciğim, duruyorsunuz ya. Yok Merveciğim yok onlar yapamaz. Onlar sabit çünkü. Yani şu anda görmüyorlar, duymuyorlar. Sadece kayda odaklılar. Kusura bakma. Tamam sakin ol. Ne olur yapmayın. Arkadaşlar biriniz gelsin. Bırakın beni. Yayında değiliz. Bir yardım konusunda. Allah Allah bırakıyorsunuz. Niye bırakmıyorsunuz? Tamam, oturun. Tamam. Ama bakıyorsunuz hepiniz arkadaşlar. Kadın tamam. Kendini kaybetti. Duruyorsunuz orada. Allah Allah. Tamam sakin olun. Ya sana dedim ki böyle yerlere tamam, başvurma dedim sana. Tamam. Nerede çözeceğiz? Burada mı çözeceğiz? Peki ne yapmam tamam, gerekiyor? Yapmayın ne olur. Okey, sakin olun. Bir dakika. Ne olur bakın ne olur. Ama... Sakin olun. Tamam, sakin. Bakın sakinlikle çözülür her şey. Sakin tamam. Olun ne olur. Tamam. Elçin yavaşça çık sandalyeye. Sakin. Bir şey söyleyeceğim. Ah dedim ki gelmeyelim buraya dedim. Gelmeyelim dedim. Ya kadıncağız da tamam, gelmeseniz sakin olur musun? Tamam.
Sen sakin ol. Siz sakin olun. Ayşe, bak sakin sen bir dakika, bu benim tipim. Bir saniye abi. Bir saniye. Evet. Böyle tipi mi var annem? Saçmalıyor evde de böyle. Ne yapıyor? Of. Anne. Anne. Of, ne yapıyorsunuz? Anne Allah aşkına in şuradan diye yanına git sen de Rasim. İndirmeye çalışıyorsun. Anne. Ya Allah aşkına. Şey, güzel bir sinir krizi yakışır buraya Elçin. Hadi. Allah aşkına in şuradan ya. Elçin Hanım. Ya anne. Elçin Hanım. Of. Anne. Ya beğendin mi yaptığını? Ben mi yaptım? Beğendin mi yaptığını ya? Berberin de sinirleri bozuldu artık. Beğendim al kadın gitti işte. Ya oğlum. Sakin değil. Tamam sakin sakin. Sakin ol. Böyle böyle mi? Aa. Bazen böyle oluyor evet. Anne lütfen anne. Raporu var mı? Yok canım. Elçin daha kendine gelme daha. Gelme kendine, gülmeye devam et. Anneciğim lütfen. Dur be. Dur. Anneciğim lütfen. Kalk ve Ceyda'yı yanaklarından öp. Sev gelinini şimdi. İyice delirttik kızı. Aşkım yürü. Evde de böyle ister. Sana dedim ki gelmeyelim dedim. Buraya bak gelmeyelim. Ya sen de bir sus be kardeşim, gelmeyelim buraya, gelmeyelim be. Elçin Merve'yi de öp. Bir sus be kardeşim, otur. Çok mu hoşunuza gidiyor? Ya benim hoşuma gitmiyor. Burada olmak hele hiç hoşuma gitmiyor. Bakın, şu bunu an. Bakın çözmeniz gerekiyor. Sen dedi ki Ceyda, İnanmayın bu hallerine de. Elçin sen bunu duyunca daha da sinirlensin. Hadi. Artık madem çıktı çığırından. Sen anneni evde görmediğin için o kadar alışkın mı ki? Ne olur sakin ol. Merve Hanım ne olur sakın inanmayın bu hallerine. Bu kadar yüksek şeylerinde böyle oluyor. Sakın inanmayın evde de böyle o kadar gergin. Tamam gergi siz. İşte. Elçin tekrar çıksana sandalyeye. Taktım ben de bu sandalyeyi. Elçin Hanım. Kızım bırak. Tamam ama artık bu program çekilemeyecek. Gerçekten çok tatsızlar. Yapalım mı? Tamam, bitsin mi artık? Tamam. Ya çok sıkıldım. Ya kardeşim bence sen bir git. Tamam. Anne ne alakası var? Niye bana siz sürekli bağırıyorsunuz? Elçin Hanım lan. Yavaş yavaş yavaş. Anne. Sen ilk defa mı görüyorsun bu halini? Evde böyle oluyor mu? Ben her gün bununla uğraşıyorum. Buraya döndük diye böyle olmuş. İnsanların içinde değil yani. Bir insene şuradan ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sakinleşelim artık biraz. Sakinleşelim. Tamam, oturun. Ne olur sakin. Tamam. Tamam. Bunu arkadaşlar yayınlayamayacağız. Bunu yayınlayamayız zaten yani. Hepsi gerçekten. Lütfen. Ceyda Hanım, bir şey söyleyeceğim. Bey, tamam, bir saniye. Bir sakinleşelim. Bana niye sürekli hiç konuşmuyor. Gelmeyelim dedim ama. Ay canım kesin. Lütfen, tamam. Okey. Lütfen anne. Tamam, biz kestik programı, çekmiyoruz. Yayınlamayalım. Hiç merak etme Merveciğim. Aşkım yayınlamayacak. Söz. Sakin olun, tamam. Şimdi şunu söyleyeceğim. İçin suyunuzu. Başka bir şey içmeyin, su için. Tamam. Benim beyyam sinirlerim bozuldu. Tamam. Elçin, siz bu suyun içine bir şey mi koydunuz diye bir sor. Bir şüpheci sor ama. Ya yayınlamayalım gerçekten. Siz bunun içine bir şey mi koydunuz? Biz gidelim zaten. Bunun içine bir şey mi koydunuz? Ben tadına bakayım ister misiniz? Bir şey koydular. Bir bakayım tadına ister misiniz? İçiniz rahatlasın diye. Elçin Hanım, su. Bakayım tadına, iç rahatlasın, olsun. Elçin suyu iç. Bardağı yere fırlat. Su değil mi Merve? Su. Senin niye ellerin titriyor? Sinir, korktum biraz, tedirgin oldum. Bir de sinirlendim o yüzden. Siz daha sakin misiniz? Elçin'im. Aşkım sen Elçin'i dışarıya alabilir miyiz deyip gönder. Sonra zaten biz ikimiz geleceğiz. Ve Merve'nin yüzünü göreceğiz. Evet, ben Elçin'le birlikte geleceğim. Sen onu yolla dışarı. Bir çıkar mısınız dışarı? Hadi alır mısınız lütfen ya? Murat nerede? Dostum kusura bakma. Tamam, yok yok, bitti alır tamam. Lütfen, tamam. Lütfen. Kızı alın kızı. Gel bir saniye Ceyda. Gel Ceyda. Evet, bu kadar arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben Elçin'le beraber geliyorum. Annenin yanına gitsene. Gelmeyelim demedim. Allah aşkına. Milletin içinde ne hale getirdiniz ya? Siz tartışacaksınız. Ben rezil oldum gerçekten. Ben de rezil oldum. Sadece sen mi rezil oldun? Burada utanılacak hiçbir şey yok. Sadece annenin... Merveciğim sakinleştirdim ben Elçin'i. Merak etme hayatım. Seni tebrik ediyorum.
Bu şaka arkadaşın sayesinde sana yapıldı, üzülme. Sinirlen. ama bu Elçin bizim bir deli bir oyuncu. Kusura bakma. Bu biraz normal değil yani. Kendisini zapt edemiyoruz bazen. Kusura bakma. Ben de diyorum ki niye ama kimse... Ama o kadar aklı başında, o kadar güzel şeyler söyledin. Ama o kadar tatlıydın ki. O kadar fakat bu Elçin deli. Tebrik ediyoruz Merve. Siz daha sakin misiniz? Elçin'im. Çok çaresiz bir kadın vardı karşımda. Çaresiz bir eş vardı. Otoriter bir anne ve asla konuşmayan bir koca. Ya ben ya o. Ya burada mı konuşalım ya? Siz başka bir cümle biliyor musunuz acaba burada mı konuşalımın dışında? Niye ya benim sinirime basma! Anne zaten efsane. Çocuk bu sefer annenin hastalığından utanmaya başlıyorum dedi. Bu sefer tekrar çocuğa bile evlendim. Kadın devamlı ağlıyor falan. Lütfen. Tamam. Lütfen. Anne. Gel kardeşim. Kaç kişinin önünde ne hale geldi? Ya ben utanıyorum burada. Utanma, bu bir rahatsızlık. Neden? Annemin böyle yapması arkadaş, utanıyorum. Arkadaş geline vuracak zannettim ben. Gelini korumaya giderken kaçıyormuşum gibi gözüktüm galiba. Tövbe estağfurullah. Ben bıktım senin suratından. Hayır, oraya geleceğim. Sizin yanınıza geleceğim. Ay ödüm koptu. Çok mutlu oldum. Şu an yüz ifadelerimi falan çok merak ediyorum yani. Çok aramızda. Gerçekten çok aramızda. Çok aramızda. Aramızda. Çok aramızda.